Son zamanlarda bir bahanede Müslüman ülkelerde kitle imha silahlarının varlığı ve nükleer teknolojinin bu yolda kullanılabileceğidir. Yine çifte standart bu. Çünkü İsrail'in her türlü kitle imha silahına, birçok nükleer silaha sahip olduğu biliniyor. Fakat kimse ses çıkarmıyor. कुछ अरसे से एक और बहाना यह बनाया जा रहा है कि मुसलमान मालिक के पास तबाहकुन हथियार मौजूद हैं और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इस मकसद के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। एक बार फिर दोगली पॉलिसी, क्योंकि इसराइल के पास हर किस्म के तबाहकुन हथियार मौजूद हैं और इसके अलावा बेशुमार न्यूक्लियर हथियार भी इसके पास मौजूदगी का इलम है, लेकिन कोई भी इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहा। मोहतरम कार्देशरिम, अमेरिकानन वे इसराइलन bu saldırganlığının ve küstahlığının arka planında ellerinde bulunan büyük imkanlar ve fiziki güç yatıyor. Bunları şöylece sıralayabiliriz. Ekonomik güç, yüksek teknoloji, askeri güç, medya gücü, siyasi güç. Yukarıdaki imkanlar ülkelerin istihbarat ve gizli harekat birimleriyle birleşince hükümetleri değiştirmek ve etkilemek mümkün olabiliyor. Mere aziz bhaiyo, Amerika aur Israel ki is hamlavar aur gustakhana policyon ke pas parda inke haath mein maujood beshumar wasail aur physical taqat ki maujoodgi hai. Inko is tarah tarteeb de sakte hain: iqtisadi taqat, behtareen technology, fauji taqat, media ki taqat aur siyasi taqat. मंदरजा बाला वसाइल दूसरे मुमालिक के खुफिया इदारे और खुफिया तंजीमों के साथ मिल जाने से हुकूमतों को बदलना और अपना असर रसूख जाहिर करना बिलाशुबा मुमकिन हो जाता है। मुहतरम कार्देशरिम, buraya kadar çok özet bir tarzda dünyada ve çevremizde neler olup bittiğini ve yaklaşan tehlikeyi analiz etmeye çalıştım. Görülüyor ki bu saldırgan tutum adım adım bütün geri kalmış ülkeleri ve özellikle de İslam ülkelerini kapsayacağı benziyor. Bu gidişe mutlaka dur dememiz gerekiyor. Ama nasıl ve kimlerle? Kimlerle sorusunun cevabı gayet açık. Tehdit altında bulunan bütün ülkelerle. Bunların başında da İslam ülkeleri geliyor. Çünkü yakın bir tehdit altında bulunuyorlar. İslam ülkelerine, bilahire bütün geri kalmış ülkeleri ve hatta uzun vadede kendileri de tehdide maruz kalacak olan Rusya ve Çin gibi ülkeleri de katmak mümkündür. Muhterem braderan, ab tak bahut muksir andaz mein duniya aur hamare ird gird ke halaat o waqiat aur aane wale khatre ko bayan karne ki koshish ki hai. ऐसे नजर आ रहा है जैसे ये हमलावर अंदाज कदम ब कदम तमाम पसमानदा मालिक और खसूसन आलम इस्लाम को घेरे में ले लेगा। इस अंदाज को हमें रोकना होगा, लेकिन कैसे और किन के जरिए? किन के जरिए का जवाब बिल्कुल वाज़ह है, धमकी दिए जाने वाले तमाम मालिक के जरिए। इनमें सिर्फ फहरिस्त मुसलमान मालिक हैं, क्योंकि इन्हें धमकियां दी जा रही हैं। मुसलमान मालिक के साथ तमाम पसमानदा मालिक और हत्ता के लॉन्ग प्रोसेस में रूस और चीन जैसे मालिक जिन्हें धमकी दी जाएगी उनको भी शामिल किया जा सकता है। Ancak bu kadar çok sayıda ülke ile iş yapmak, karar almak çok kolay değildir. Bunun için bir neveye ihtiyaç vardı. İşte muhterem Erbakan D8'lerin kuruluşuna bunun için öncülük etti. Pakistan, İran, Bangladeş, Malezya, Endonezya, Mısır, Nijerya ve Türkiye'nin oluşturduğu bu birlik çok geniş bir tabi zenginliklere ve 800 milyonu aşan nüfus potansiyeline sahip. Bir araya gelip imkanlarımızı birleştirdiğimizde dünyanın en güçlü kuruluşuna sahip olacağımızdan %100 eminim. D8'lerin kuruluş beyannamesinde ifade edildiği gibi dünya meselelerinin çözümü ve dünyada huzurun sağlanması için esas kabul ettiğimiz prensipler şunlar olacaktır. İhtilafların çözümünde savaşı değil barışı, çatışma değil diyaloğu esas alacağız.
ekonomide sömürüye değil, adil paylaşımı. Uluslararası münasebetlerde çifte standardı değil adaleti, tekebbürü değil eşitliği benimseyecek. Baskı ve tahakküm yerine demokrasi ve insan haklarını savunacağız. साथ मिलकर काम करना और फैसला करना आसान काम नहीं होता। इसके लिए एक बीज बोने की जरूरत है और इसीलिए मोहतरम अरबकान ने D8 ममालिक की तंजीम बनाकर इसमें पहल की। पाकिस्तान, ईरान, बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया, मिस्र, नाइजीरिया और तुर्की को शामिल करते हुए एक इत्तेहाद बहुत वसी कुदरती वसाइल और 80 करोड़ पर फैली हुई आबादी की ताकत। Etkinliği sağlayabilmemiz, aramızdaki dayanışmayı güçlendirebilmemiz için de bir takım fiziki adımların atılmasına ihtiyaç vardır. Sayın Erbakan 30 küsur yıl önce bunları şöyle sıralamıştı. İslam ülkeleri Birleşmiş Milletleri kurulmalıdır. İslam ülkeleri savunma teşkilatı kurulmalıdır. İslam ülkeleri ortak pazarı kurulmalıdır. Müşterek bir para birimine İslam dinarına geçilmelidir. İslam ülkeleri kültürel işbirliği teşkilatı kurulmalıdır. Apne asr su ko apnane ke liye hame apne darmiyan ittihad ko mazboot karne ke liye kuch physically taur par kadam uthane honge. Mohtaram Erbakan ne isko 30 saal qabl kuch is andaaz se murattab kiya. نمبر ایک مسلمان مالک کی اقوام متحدہ الگ بننی چاہیے نمبر دو مسلمان مالک کی دفاعی تنظیم بننی چاہیے نمبر تین مسلمان مالک کی مشترکہ منڈی بننی چاہیے نمبر چار مشترکہ کرنسی یعنی اسلامی دینار ہونا چاہیے مسلمان مالک کی مشترکہ ثقافتی تنظیم بنائی جائے محترم کردشرم böyle bir topluluğu bulmuşken Böyle bir topluluğu bulmuşken geleceğimiz için çok önemli gördüğüm konular hakkında düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istedim. Aslında söylenecek daha çok şey var. Ancak bizim sözden çok icraata ihtiyacımız var. Dünyada cari olan şu zulüm düzeninin değişmesi, zalimlere dur denebilmesi, akan Müslüman kanlarının durdurulması, alçakça işlenen İşkence ve tecavüzlere engel olunması için mutlaka bir şeyler yapılmasına ihtiyaç vardır. Barışın, huzurun, adaletin tesis edildiği bir dünyada daha güzel günlerde buluşmak dileğiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Cenab-ı Hakk'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. میرے قیمتی بھائیو اس طرح کے ایک اجتماع میں نے ہمارے مستقبل کے انتہائی اہم مسائل کے بارے میں اپنے خیالات سے آپ کو آگاہ کرنے کی کوشش کی ہے اصل میں کہنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں لیکن ہمیں باتوں کی بجائے عمل کی ضرورت ہے دنیا میں موجود اور جاری و ساری اس ظلم کے نظام کو بدلنا ہوگا ظالموں کو روکنے کے لیے مسلمانوں کے بہتے ہوئے خون کو بند کرنے اور کھلے بندوں کیے جانے والے ظلم و زیادتیوں کو بند کرنے کے لیے یقینی طور پر کچھ نہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے میری دعا ہے کہ ہم دوبارہ امن و سکون اور انصاف والی ایک دنیا میں ملے جہاں ہم سب پرسکون زندگی گزار سکیں میں آپ سب کو سلام عرض کرتے ہوئے اللہ کے سپورٹ کرتا ہوں اللہ آپ کو حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ